İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Dünyaya çalışmak. Allah adamlarından olan bu evliya zat bir günkü vaazında şöyle etti nasihat: asla güvenmeyiniz hiçbir taatinize. Allah'a boyun bükmek yakışır zira bize. Gafletle yapıyoruz her ibadetimizi. Allah'ın merhameti kurtarır ancak bizi. Olmazsa büyüklerden bir şefaat ve yardım, yalnız amelimizle kurtulmak zordur yarın. Hiç kimse kurtulamaz asla tövbe etmeden. Yapmalı tövbeyi de ağlayarak yürekten. Büyüklerden biri de şöyle buyurmaktadır: bizim tövbemiz bile bir tövbeye muhtaçtır. Alimlerin biri de buyurur bu mevzuda: derhal tövbe eyleyin her ibadet sonunda. Sordular ki: efendim, birçok alim, evliya hep kötülemişlerdir dünyayı ekseriya. Halbuki dünyaya da çalışmak gerekmez mi? Çünkü yaşamak için bu da icap etmez mi? Dünya kötü olunca bunun için uğraşmak dinen mahsurlu mudur çalışıp zengin olmak? Buyurdu: hayır, asla. Mal kötülenmemiştir. Zira Cenab-ı Allah mala hayır demiştir. Kötü olan mal değil, ona gönül vermektir. Yani mal sevgisini kalbe yerleştirmektir. Halbuki nazargâh-ı ilahidir kalbimiz. Kalpleri kendisine mahsus kıldı Rabbimiz. Kalp, Allah sevgisinin ve imanın yeridir. Kalpte bunlar oldukça hayattadır, diridir. Halbuki sevmez Allah dünyayı zerre kadar. Ona ezelden beri etmemiştir hiç nazar. Madem ki bu dünyayı sevmiyor Rabbimiz de, öyleyse muhabbeti ne arar kalbimizde? Mühim olan insanda gaye, hedef, niyettir. Yani kulun gönlünde olan istikamettir. Yalnız dünyalık ise kişinin tek hedefi, o dünya adamıdır. Çok fakir olsa dahi. Çünkü sırf nefsi için dünyalık eder talep. Dünyaya yönelmiştir. Dünyayı düşünür hep. Birinin de gönlünde ahiret varsa eğer, dünya mali mülküne vermiyorsa hiç değer, olsa da onun pek çok malı, mülkü, makamı, ahiret adamıdır, değil dünya adamı. Çünkü çok malı mülkü olsa da onun yine, lakin sevgilerini sokmamıştır kalbine. İbrahim peygamberin davarları, malları doldururdu bir cümle ovaları, dağları. Lakin
sevgilerini sokmamıştı kalbine. Verdi bir gün hepsini bir kez Allah diyene. Süleyman Nebi'ye de verilmişken saltanat, kalbinde zerre kadar sevgisi yoktu fakat. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Mevlana Abdurrahman Cami rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, akıllılar ölümle sona eren her nimeti nimetten saymazlar. Ömür ne kadar uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince o uzunluğun ne faydası olur? Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır buyuruyor Mevlana Abdurrahman Cami rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurunuz. Alo. Buyurunuz. Benim bir hatmim vardı hocam. Onu vermek istiyorum. Tamam efendim, bir hatim kaydettik. Eşim, annem, babam için, geçmiş önüm için niyetlenmiş. Merak etme, hepsi için gider efendim. Tamam. Bir de şunu söyleyeceğim hocam. Ben torunumu öğretiyorum 9 yaşında. Hem Kur'an-ı Kerim'ini hem namazını. Ama bunda biraz çocuk zorlanıyor. Ben sadece farzını kıldırıyordum. Şimdi vitir namazını kılmayı da öğrettim ona. Ama bunun yanında nasıl yapmam gerekiyor? Nasıl davranmam gerekiyor? Sert mi, yumuşak mı? Nasıl yapmam lazım? Nasıl yönetmem lazım? Sizden bilgi istiyorum hocam. Peki efendim. Çoluk çocuğum için dahil dua istiyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Amin. Allah'ın tekrarına erdesin. Amin. Cümle çalışanların geçmişlerini Allah rahmet eylesin. Amin. Teşekkür ederiz efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurunuz. Hayırlı günler hocam. Hayırlı teşekkür Ramazan. Teşekkür ederim. Amin. Biraz sizin yüksek sesle buyurun lütfen. Tamam. Hocam benim sorularım biraz çok. O yüzden şimdiden hakkınızı helal edin. İlk sorum hocam, eşimin yaklaşık 35 gram altını var. 85 gram da alacağı var. Hani toplamda 120 gram oluyor. Hani bunun zekatını vermesi gerekiyor diyebiliyorum. Fakat 63 gram da borcu var eşimin. Hani bunu da çıktığımız zaman 57 gram kalıyor. Yine de hani zekat ver. Yok, zekat veremez. Farz değil artık. Borcu da hocam bana mehirimden hani almıştı. Tamam. Kalmıştı. Onu hani çıkınca 57 gram kalıyor. Yani yine de tamam verdim efendim. Tamam. İkinci sorum da hocam. Bu hani saç tırnak kesmek vesaire. Hani orucu bozar mı? Oruca zarar verir mi? Saç tırnak vesaire. Üçüncü sorum hocam. Evet. Fitre dinen fakir olana mı verilir? Evet. Tamam. Fitre vereceğimiz kişi en az kaç yaşında olacak? Hani çocuklara da verilir mi? Bunu da soracaktım bir de. Peki efendim. Hocam sorum kaldı. Fitreyi verirken hani hediyemiz desek olur mu? Hiçbir şey demeden sadece bunu hediye olarak getirdim size desek. Mesela un olarak versek hediye olarak. Olur mu? Son olarak da hocam. Ben ablama vekalet versem benim fitremi sen ver diye, daha sonra ben ona bedelini versem o şekilde de olur mu vekaletle? Peki efendim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Amin efendim. Peki biz teşekkür ederiz. İyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz, hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar olsun efendim. Ben Yozgat'tan arıyorum. Buyurun efendim. Osman Hocam'a iki tane sorum var. Buyurun başlayın. Biri fıtrayla ilgili. Ben şimdi oruç tutamıyorum. Bir de 9 kişiyiz. Bu oruç tutamadığımın yerine bir de 9 kişinin yerine bir tane çeyrek altın tamamlar mı? Tamam efendim. Yani bir fidye var ve 9 kişinin fıtrası var. Evet efendim. Fidye. Bir de hocam benim kızım şeyini neydi karım? Yok. Zekatını kocasına verebilir mi? Kocası fakir mi? Evet. Ama çalışıyor, ama yani aldıklarını olsun harcıyorlar hocam. Tamam efendim.
Allah razı olsun hocam. Sizi yıllardır izliyorum. Sizin sayenizde Allah'a şükürler olsun. Bütün borçlarımı kapattım. Maşallah, mübarek olsun. Allah razı olsun. Allah Enver Ören Beyefendi'den de Allah rahmet etsin. Mekanı Amin. Cennet olsun. Amin. Hepinizden efendim. Rabbim razı olsun. Biz sizden razıyız. Dualarını bekliyorum. Hocam ameliyat olacaktım. Sizin duanız üzerine ameliyatımdan olmadım. İyileştim yani. Estağfurullah. Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin. Peki, amin. Efendim. Allah peki, razı olsun. Allah işinizi gücünüzü rast etsin. İki cihanda da yüzümüzü ak etsin. Teşekkür ederiz. Abi, Allah peki, razı olsun. Dualarınızı bekliyorum hocam. Çocuklarıma, eşime, kendime, eşimle beraber biz her tamam. gün Ramazan gibi yaşıyoruz. Tamam her efendim. Hayırlı Allah günler diliyoruz. Allah razı olsun efendim. Buyurunuz hocam. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz çocuğa dedi nasıl muamele edeceğiz? 9 yaşında torunum var dedi, ona dedi namazı öğretiyorum falan. Tabii önemli bir konu, yerine göre sert, yerine göre yumuşak. Onu ayarlamak kolay değil. Zamanla tecrübeyle de elde edilir. Şimdi hani gözünün içine bak, anlarsın falan derler ya. Bir şeyde ilahiyata devam ederken böyle yaz tatilinde işte herkes ne yaptıysa okul açılınca böyle şey yaparlardı. Böyle şaklaman birkaç kişi vardı falan. Onlar da böyle uyduruk uyduruk şeyler anlatırlardı. Kabiliyetleri müsaitti, tamam mı? Yani fırlama tabiatlıydı biraz onlar da. İşte herkes bir şey anlatıyor falan. Kimisi inşaatta çalıştım, kimisi ne? Siz ne yaptınız falan. Aa dedi, biz dedi pire ilaççısız. Nasıl dedi, nereden buluyorsunuz ki, nerede yapıyorsunuz falan diye kendilerine sonunda. Aa dedi, kiremit fabrikaları dedi, tuğla fabrikalarının önünde dedi, o tozları dedi, alıyorduk, kağıtları dolduruyorduk, götürüp dedi, aynı şekilde pire ilacı diye pazar pazar satıyorduk falan dedi. İşler nasıl dedi birisi, dedi işler iyi gidiyor dedi. Bir gün dedi, birisi dedi çomak soktu dedi. Demiş ya geçen hafta sizdiniz demiş ya pire ilacı diye aldım demiş. Ayınca götürdük demiş, bir faydası olmadı. Baktık diyor toplanan diyor kalabalık şey yapacak demiş. Amca sen nasıl yaptın o işi? Demiş böyle serptin öyle olmayacak demiş ya. Bak demiş önce demiş yatağı demiş sereceksin. Yatağı serttikten sonra demiş bunu demiş bu pire ilacını şey yapacaksın. Sonra demiş yavaşça demiş yatağın içine gireceksin. Lambayı söndüreceksin. Biraz sonra demiş pire gelir. Hemen lambayı yakacağım, pireyi tutacağım, gözüne atacağım bu demiş tozu. Ya sen biliyor muydun böyle pire yakalayıp imha etme metodunu? Maalesef. Şimdi çocuğun da gözüne bakıp da aynı şekilde ha bu yaramazdır, bu usludur, şeydir falan zaman içerisinde hareketlerden belli olur. Şimdi 9 yaşındaki çocukta artık nefis devreye giriyor. Büyüdükçe daha çok azgınlaşacak. Hele buluğa erince azgınlığı daha da artacak. Çünkü bazı şeyler de devreye sokacak. Nefis onları da kullanacak. Dolayısıyla efendim namaz kılmak nefsine tabi, nefsiz ve şeytan Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın emirlerine, Allah-u Teala'nın yasaklarına düşman olduğu için zoruna gider. Bu sebepten dolayı ya çocuk işte zorlanıyor, şey yapmıyor, baskı yapmayalım ya, ileride kılar demeyeceğiz. Zorlayacağız. Yerine göre iltifat ederek, yerine göre aynı şekilde ikaz ederek, sert davranarak, yerine göre o yaştaki çocuğu hani gücümüz nispetinde alabileceğimiz hediyeler almak suretiyle mükafatlandırmak. Mükafatlandırmak suretiyle ve sevdirmek suretiyle pes etmeyeceğiz. Ve ta ki o çocuk kendi kendine namaz vakti geldiği zaman gidip abdest alıp namazını kılacak duruma gelinceye kadar anne, baba, dede, nene neyse bunların hepsi yakın takipte olacak. Çünkü kendi haline bıraktım idi. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama o gayretin neticesi bir taraftan da dua edilecek. O duanın neticesinde
Cenab-ı Hak kalbine sevgi ve muhabbet verir. O sevgi kalbine yerleşince artık senin benim dememe bakmaz o. Vakti gelince hemen ayınca gidiyor. Abdestini alır, namazını kılar. Hatta kendisini sorgulamaya başlar. Hele bir de kitap okumaya başladıysa. Sorgulamaya başlar. Ya benim bu aldığım abdestim oldu mu? Veya takıldığım namazım oldu mu? Diye kendisini sorgulamaya başlar. Ondan sonra sana bana ihtiyacı yok. Ama o noktaya kadar tabir caizse onu iterek götürmek gerekiyor. Onu iterek götürmek gerekiyor. Allah-u Teala hepimizin aynı şekilde evlatlarına, neslimizden gelecek olanlara hidayet nasip etsin. Biz anne baba dede nine olarak yapabileceğimiz şey hani sevdirmeye çalıştırmak. Ama hidayeti veren Cenab-ı Hak. Adem Aleyhisselam ululaz peygamberdi, oğlu kafir oldu. Nuh Aleyhisselam ululaz peygamberdi, oğlu kafir oldu. Muhammed Aleyhisselam ululaz peygamber ve yaratılmışların en üstünde. Habibullah olarak, yani Allah'tan en sevdiği, en çok sevdiği olarak yaratıldığı halde amcası Ebu Leheb iman etmedi. Hatta Tebbe suresinde lanet ediliyor. Dolayısıyla yani bir anne baba dua eder, sebeplere yapışır. Allah'tan ne yalvarır, yapacağı bu kadar. Gerisi bir söz. Kalbine giremezsin. Bir söz var ya hani alimden zalim, zalimden alim olabilir. Olabilir. Hikmetini bilemezsin. Hiç ummadığın yerden ummadığın bir kimse çıkar ve çok kimsenin hidayetine de vesile olur. Yani Cenab-ı Hak yaratınca olur mu olur. Onun için şeye bakmamalı. Zahire göre değil. Falanın evladı, filanın evladı olabilir. Dedesi mübarektir. Hatta Saadet-i Ebedi kitabında da bir yerde geçiyor öyle. İslam Ala kitabında da var. Kibir bahsinde anlatılıyor orada. Saadet-i Ebedi de anlatmış da. Yani dedeleriyle, geçmişiyle, ondan sonra güzelliğiyle, mevkisiyle, makamıyla aynı şekilde övülmek, kibirlenmek cahillik alamettir. Ahmaklık alametidir. Cahillik, ahmaklık alametidir. Şimdi biraz önce Abdurrahman Camii Hazretleri'nin sözünü naklettik. Diyor ki, yani geçici olan bir şey nimetten sayılmaz. Neticesinde ölüm varsa. Kendisi de öyle düşünüyor ama yani akıllı kimseler diyor. Neticesinde ölüm varsa diyor, eline geçeni diyor nimetten saymaz diyor. Bitecek, öyle ya. Hemen 10 tane villam var. Yani sabah cenazemi kaldırıyorlar beni. Villalar kaldı. Başkası mı oldu? Değil mi? Evet. Onun için ölümle bitecek olan nimeti nimet gözüyle bakmamışlar. Nimetin sonsuz olması gerekir. Bunun için de din büyükleri hep ahirete yatırım yapmışlar. Velhasılı kelam çocuğa yapılacak şey yerine göre mükafat vererek, İltifat ederek, yerine göre sert söyleyerek onu kendi düşünüp kendisi onları yapabilecek noktaya kadar ite kaka götürmek gerekir. Allah Teala hepimizin yardımcısı olsun. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, orucun karşılığını ben veririm. Allah-u Teala, yapılan amellerin karşılığını, o amelin durumuna göre değişik olarak vermektedir. İbadetlerde, iyiliklerde bire karşı ondan 700'e kadar ihsan etmektedir. Orucun sevabını ise, karşılığını ben veririm buyurmuştur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ameller Allah-u Teala katında 7'dir. İkisi vacibi gerektirir. İkisi misliyledir. Birisi 10 kattır. Birisi 700 mislidir. Birisinin sevabını ise Allah-u Teala'dan başka kimse bilmez. Vacibi gerekli kılan amellerden birincisi şudur ki, Allah-u Teala'ya ortak koşmadan İhlasla kulluk yapana cennet vacip olur. Ortak koşarak ölene ise
cehennem vacip olur. Misliyle olan amelden birincisi, günah işleyene misliyle karşılık verilir. Diğeri ise, iyi amel için niyet ettiği şeyi yapmayana yapmış gibi sevap verilir. 1'e 10 verilen amel, iyiliklerin sevabıdır. Kötülüklerin günahının aksine, iyiliklere 1'e 10 sevap verilir. 1'e 700 sevap verilen amel, helal malından Allah yolunda vermektir. Sevabını yalnız Allahü Teala'nın bildiği amel, Allah için tutulan oruçtur. Onun karşılığını Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Allahü Teala'nın Adem oğlunun her ameli kendisi için, yalnız orucu benim içindir buyurması, kıyamet günü olunca Allahü Teala kuluna hesap sorar. Öyle ki hiç sevabı kalmaz. Yalnız orucu kalır. Bunun üzerine Allahü Teala kulun ihtiyacı olan sevap kadar kendi fazlından ihsan edip kulunu orucu sebebiyle cennete sokar. Herkesin sevaba ihtiyacı aynı değildir. Cenab-ı Hak da orucu sebebiyle kuluna bol bol ihsanda bulunur. Cenab-ı Hakk'ın orucun karşılığını ben veririm buyurmasının hikmetlerinden biri şudur. Allahü Teala kula mahsus olan yemek ve içmek gibi şeylerden münezzehtir. Oruç tutmakla Cenab-ı Hakk'ın ahlakından birine yapışılmış olur. Bununla çok sevaba kavuşulur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kimsede Allahü Teala'nın ahlakından bir ahlak bulunursa o kimse cennetliktir. Yine bir hadis-i şerifte Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanınız buyuruldu. Mesela Allahü Teala'nın sıfatlarından birisi settardır. Yani günahları örtücüdür. Müslümanın da ayıpları, kusurları örtmesi lazımdır. Allahü Teala affedicidir. Müslüman da affedici olmalıdır. Allahü Teala'nın ahlakından birisiyle olsun ahlaklanmalıdır. Oruç tutmakla da Allahü Teala'nın ahlakına benzemiş olacağı için sevabı büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, La ilahe illallah deyip bu kelime-i tayyibe üzere vefat eden cennete girer. Allah için bir gün oruç tutup bu minval üzere vefat eden cennete girer. Allah için sadaka verip bu şekilde hayatı sona eren cennete girer. Oruçlunun akşam iftar zamanındaki duası reddolmaz. 3 sınıf kimsenin duası reddolmaz. Oruçlunun iftar zamanındaki duası, adil devlet reisinin duası ve mazlumun duası. 3 sınıf kimse vardır ki Allahü Teala onların duasını geri çevirmez. İftar edinceye kadar oruçlunun duası, yardım olununcaya kadar mazlumun duası ve evine dönünceye kadar misafirin duası. Her şeyin zekatı vardır, bedenin zekatı da oruçtur. Zekat veren çok sevaba kavuştuğu gibi malının kirinden de kurtulmuş olur. Oruç tutanın da bedeninde bulunan bazı hastalıklar yok olur. Nitekim hadis-i şerifte oruç tutun, sıhhat bulun buyuruldu. Oruç tutmanın sayısız fazileti vardır. Orucu şartlarına uygun olarak tutmaya çalışmalıdır. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin suali vardı. Dedi ki, bey bir 35 gram altın var, 85 gram da alacağı var. 120 gram ediyor ama 65 gram da borcu var. Borç çıkınca elde zekat verecek bir şey kalmadığı için zekat vermesi gerekmez. Hatta zekat bile alabilir. Efendim, saç kesmek, tırnak kesmek
veya koltuk altı olsun ve diğer yerlerdeki fazla tüyleri almak olsun. Bunlar oruca bir zarar verir mi? Yok. Ne saç kesmek, ne tırnak kesmek. Hatta saç tırnak kesmek abdeste bile zarar vermez. Diğer temizlikleri yapmak da abdeste zarar vermez. Abdesti bozmaz Hanefi mezhebinde. Mesela mahrem yerlerdeki temizliği yaparken Şafii mezhebinde eli mahrem yerine değdiği için abdesti bozar. O sana Maliki mezhebinde bir kavle göre aynı jiletle tıraş olmak aynı şekilde bozar. Ama Hanefi mezhebinde bozmaz. Yani abdesti bile bozmaz. Orucu ise hiç bozmaz. Maliki'de de avuç ayısıyla değerse. Evet, erkeğin bozulur. O da abdesti evet. Bozuluyor. Efendim, fıtıra dedi fakire mi verilir? Evet. Sadakayı fıtır, ibadettir. Peki diğer zamanlarda Ramazan-ı Şerif'in dışında onun ismi sadaka. O herkese verilebilir. Zaten fakire verilene sadaka, eğer verdiğimiz kimse zenginse hediyeye dönüşür o. Hediye sevabı olur. Yani boşa gitmiş olmaz. Ya hediye sevabı veyahut da sadaka sevabı, ikisinden birisini aynı şekilde alıyorum. Evet. Ve dedi kaç yaşındaki dedi şeyi alır. Sadakayı fıtır alabilir. Kitaplarda buluğ ifadesi geçiyor da fakat ağırlık olarak da akıllı çocuk deniyor. 7 yaşından itibaren çocuk akıllıdır. Yani buna zekat verdiğin zaman da bu paranın ne olduğunu bilir o çocuk. Ve o paraya ne alacağını bilir. Ondan önce pek bilemez, idrak edemez. Hele 3-4 yaşlarında falan hiç edemez. Çocuğun mesela dondurmaya zaaf varsa, elinde de burma bilezik varsa, sana bir külah dondurma, o elindekini bana ver dese verir gider. Hiç mühim değil, onun için dondurma önemli. Onun kıymetini daha idrak edecek evet. Şey yok. O güç kuvvet kendisine verilmemiş daha. Ama 7 yaşındaki çocuk, o bileziğin ne kadar para ettiğini ve ne kadar kaç külah dondurma ettiğini de aşağı yukarı bilir. Kıymetli bir şey olduğunu bilir. Kıymetli bir şey olduğunu bilir. Dolayısıyla 7 yaşından itibaren çocuklara da zekatta şeyde verilebilir. Sadaka-i fıtırda verilebilir. Peki küçük çocuk süt emiyor falan. Adam fakir, hanımı fakir. 3-4 tane de çocuğu var. Diyelim ki 4 tane de çocuğu var. Çocuğun birisi de daha işte yeni doğmuş süt emiyor falan. Şimdi 4 çocuk, 2 de öyle. 6 kişiler bunlar. 6 kişiler. Bu adam bunlara fıtıra verilirken 6 kişilik verilebilir mi? Evet. 6 kişilik verilebilir. Peki efendim. Bebek de dahil edilir. Tabii bebek de dahil edilir. Çünkü baba onun vasisi vekili durumuna geçer. Peki zekatta da mesela 96 gramdan fazla verilmez. 96 grama getirilmez ama 90 gram verilebilir. Zengin etmemek suretiyle. Peki efendim bunlar 6 kişi. 6954 yani 540 gram. Neredeyse yarım kilo altın bu aileye zekat olarak verilebilir mi? Verilebilir. Çünkü her birine ayrı ayrı düşünülür buyuruyor. Her birine ayrı ayrı düşünülebilir. Dinleyicimiz bir şey de anlattı. Dedi fıtrayı dedi. Un olarak vereceğiz dedi. Un olarak vereceğiz. Mesela diyelim ki evde 5 kişi var. 2'şer kilo diye hesap etti. 1750 gram ya. Etsin onun bir zararı yok. 2'şer kilo diye hesap etti. 5 kişi 10 kilo 10. Şöyle marketlerde var öyle 10 kiloluk onlardan. Aldı bir tane götürdü. Dedi ki onu size hediye getirdik dedi. Ama önceden kendimin işte oradaki 5 kişinin sadakayı fıtrası olarak dedi. Aldı onu kalben niyet etti. Ama verirken getirdi bunu dedi size hediye ettik dedi. Bir mahsur olur mu? Hayır. Zekat da verilebilir böyle. Hediye diyerek de verilebilir. Kalben niyet ettikten sonra götürdü mesela altınla bilenle devrini yaptı. Götürdü mesela diyelim ki 2000 lira hediyemdir dedi. Halbuki zekat bedelidir o. Verdi hediyemdir dedi. Hani karşı taraftaki bazıları böyle mahcup oluyor. Ama hediye deyince hediye farklı bir şey. Hediyeleşmek farklı bir şey. Yani fakirsin sana zekat veriyorum demek o biraz onur kırıcı gibi bir şey kırıcı olabiliyor. Tabii kırıcı olabiliyor. Ramazan kolileri var. Onları fitre olarak, fıtra olarak verebilir miyiz? İçerisinde un var veya yok. İkisi için de söyleyebilir misiniz?
Şimdi eğer 2 kiloluk un olsa, şimdi olmuş olsaydı, 2 kiloluk un olsaydı 1750 gramlık yuvarlakta. 2 kiloluk unlar var. Veyahut da birer kiloluktan 2 tane var. Onu da aynı şekilde şey sayabilirdi. Peki efendim öyle değil de ben kolinin tamamını fıtra olarak şey yapacağım. O zaman çıkış yolu şu. Bu koli kaç para? Efendim işte 1000 lira. Değil mi? Mesela. 1000 lira. Aldı. Koli olarak götürüp verecek. Onun kolayı şu. Gümüşle veya altınla 1000 liralık bir devir yapar. Bilen fakirle. Yaptıktan sonra o kaç kişi mesela? 5 kişinin fıtrası olur o koli. Bedel olarak onu verebilir. Ha, bedel olarak götürür. Hediye ettim der. O da zaten alan kimse onun fıtra olduğunu falan düşünmez. Hediye geldi falan der. Değil mi? Evet. Olabilir mi? Olabilir. Yani hani bir söz söyler, çare tükenmez. Ya öyle sünnet alimleri Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Yani her şeyi ince ince yazmışlar. Hani yeter ki sen yapmaya murad et. İşte babaannem, annem falan da rahmetli, onlar da derlerdi. Senin dedi yapmaya muradın var mı yok mu derlerdi, tamam mı? Eğer yokuşa sürüyorsa dedi bir söz söylerlerdi dar bir mesel olarak. Gönülsüz köpek sürüye kurt getirir derlerdi, tamam mı? Evet, dolayısıyla hangi iş olursa olsun gönülsüzse netice itibariyle orada başarı olmaz. Bunun için de hani bir seferinde rahmetli oldu bir arkadaşım birisi işte oğlu yok kızı daha o zaman şeyler ilmihal falan almamış okumamış falan radyoyu dinliyor falan ya dedi ama kızı aklı başında çabucak meseleyi kavramış. Liseyi bitirdi. Bunlar üniversite okusun diye şey yapıyorlar falan. Kız diretiyor. Yok diyor. Ben gitmeyeceğim üniversiteye. Ben gitmeyeceğim falan. Demiş Osman Hoca'ya dikkat edince demiş. Uygun olmadı demiş. Yani. Onun tavsiye ettiği kitapları aldım ben demiş. Orada aynı şekilde uygun olmadı. Yazılıyor falan. Ama bu arada çok saf temiz bir arkadaştı. Ya dedi böyle böyle falan dedi. Ya dedim şimdi bizim oralarda bir tabir kullanırlar. Sizde de kullanırlar bilmiyorum da. Gönülsüz köpek sürüye kurt getir derler. Ben dedim eğitimciyim. Eğer gönülsüzse dedim hiç başarılı olamaz o iş. Dedim bırak çocuk aynı şekilde ne iş yaparsa. Öyle mi yapar? Öyle yapın dedim ya boşver. Öyle yapsın. Çocuk kızcağız aynı şekilde evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. Evin hanımı oldu. Daha iyi olmadı mı? Tabii. Şimdi sürünür duracaktı yok falan yerde çalışacağım. Peşmakaya yerde. Maaş mı olacaktı, almayacaktı mıydı falan. Evde oturmak için mi okudum ben diyecek. Hiç öyle diyecekti. Allah-u Teala sonumuza hayır eylesin inşallah. Teala. Sen bir şey sorduydun da bundan açtık geldik oraya değil mi? Ramazan kolisinden. Yani fıtra olur mu? Olur, böyle olur. Efendim, bu arada özür dilerim. Ramazan kolilerine de dikkat etmek lazımmış. Haberlerde falan çıkıyor. Zamanı geçmiş, tarihi geçmiş şeyleri falan koyuyormuş bazı düzenbazlar. Onu da vatandaşımız uyanık olursa yani her gördüğünden almasın. Almasın değil mi? Veya kendisi tek tek alıp öyle bir koli oluştursun. Bir de bu dinleyicimiz fıtrayı sordu. Dedi vekalet olur mu? Yani dedi ben vekaleti o yapıyor ben parayı sonra veriyorum falan. Efendim sadakayı fıtır da, zekat da, adak da, yemi kefaret de, kurban da bunların hepsi vekalet olur. Ben dedim ki Mustafa Bey dedim benim vacip olan kurbanımı halletmek seni umu vekil tayin ettim. Mustafa Bey de Allah razı olsun sürüsünden götürdü bir koç aldı kesti. Hatta parasını da almadım hatta. Parasını bile almadı yani. Oraya getiriyordum kendisi. Parasını bile almadı. Oluyor mu? Oluyor buyuruyor kitaplarda. Şey de öyle zekat da öyle. Vekalet veriyorsun o verdi. Sonra veriyorsun tamam yani o da olur. Hatta mesela diyelim ki abisi ablası vekaleti aldı, zekatı verdi. Tamam kardeşim dedi ya. Bana borcun yok dedi. Oldu mu zekat? Oldu tabii. Oldu, verildi. Çünkü o şey yaptı. Oldu. Adak da öyle. Yemin kefaret de öyle. Vekalet de oluyor mu? Oluyor. İbadetler içerisinde zekat
vekalette oluyor. Haç da oluyor vekalette. Ama namaz olmuyor. Oruç olmuyor. Ya usta bey, benim uykum var. Şu öğle namazına vekalet versen de benim yerime kılı versen olmaz mı? Ben uyusam ama. Uykum bölünmesin. Uykum bölünmesin. olmuyormuş o. Demek ki bazı ibadetler var, vekalette yapılıyor, vekaletle yapılıyor. Hatta şey, iskat meselesinde ve saatte bir dil yazılıyor. Orada geçiyordu. Sahabe-i kiramdan bir zatın işte annesi, babası mı ne hastalanmış Ramazan-ı Şerif'te. Eceli gelmiş Ramazan-ı Şerif'te, vefat etmiş Ramazan-ı Şerif sonuna doğru. Ramazan-ı Şerif'ten sonra geliyor Peygamber Efendimiz'e, diyor ki bu ölen benim annem veya babam. İşte oruç tutamadı, namaz da kılamadı, hastaydı. Ben diyor evladıyım, unutamadı oruçlar ben tutuversem, kılamadığı namazlar ben kılıversem olur mu? Resulullah Efendimiz, kimse kimsenin yerine oruç tutamaz, namaz da kılamaz buyuruyor. O zaman o şey yapmış, bir şey yapamaz mıyım diyor. Fidye ver buyuruyor. İşte iskat oradan çıkıyor. Yani bir vakit namaz içinde 1750 gram un, buğdaydan hesap ediliyor. 1750 gram. Bir günlük namaz borcu 10,5 kilo un, buğday ediyor. Fidye ver buyuruyor. Fidye ver. Ve onunla halleliyor. Oruç da aynı şekilde buğday da olur, şey de olur, un da olur. Genelde undan veriyoruz. Kişi başına 1750 gramdır. Buğday da 1750 gramdır. Verilebiliyor mu? Evet, verilebiliyor. Fidye var dedi son dinleyicimiz. 9'unda fıtrası var. 1 gram altın buna kafi gelir mi? Gelmeyebilir hocam. 52,5 kilo un. Hı. Kaç para ediyor? Bir bakalım hemen. 52,5 çarpı kaçtan? 15'te. 787. O 787. 9 kişininki de çünkü 1 gram altın. 10 kişi olsa 17. Ve 1 gram altın 2200 lira falan ettiğine göre kurtarır. Değil mi? Yani işte un 15'ten hesaplayınca kurtarır. Evet, kurtarır. 15, 20'den aşağı bir un yok gibi. Peki 20'den hesap et, ne çıkar? 3,5 çarpı 20. 1050 lira. 1050 lira gene kurtarır. Gene kurtarır. Yani bir kişilik fidye 9 kişilik fıtrasını 1 gram altın şu anda kurtarır. Ama ben 35 liralık o zaman değişir. Tam hesaplarım bir de hocam isterseniz. Öyle vermek istiyorum derse o zaman evet 1850 lira civarında. Yani şeyde fidyeyi halleder de evet. Fıtrayı zor. Fıtra belki de ucu ucuna. Evet fıtrayı zor. Bir de bu dinleyicimiz son olarak kadın kocasına zekat verebilir mi? Efendim erkek hanımına zekat veremez ama kadın fakir kocasına zekat verebilir. Hanefi mezhebinde. Caiz midir? Caizdir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.